Merhabalar, ben Kaan Göktaş. Kotor'daki sesiniz. Kaan Göktaş'la Gündem programının 2024-2025 yayın sezonu 4. programında beraberiz efendim. Bizi izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Şuradan kendi sesimi kısmam lazım. Evet, yeni bir mekandayız. Yeni evimdeyim, dün taşındım. Böyle arka planı da güzel bir şekil şukur yaptım. Bundan sonra programların arka planı bu şekilde olacak. Sanırım böyle daha göze hoş geliyor. En azından daha sade, daha bir ışıklı. Evet, biraz vakit kazanmaya çalışıyorum ki izleyen insan sayısı gelmeye başlasın. Gelmeye başladı. Evet efendim, tekrardan hoş geldiniz. Kaan Göktaş, ben. Kotor'daki sesiniz Kaan Göktaş'la Gündem programının 30 Eylül 2024 tarihli 4. bölümü karşınızda efendim. Biraz hüzünlüyüm bugün. Daha doğrusu 3 gündür hüzünlüyüm. Çünkü çok kötü bir haber aldık geçen akşam, biliyorsunuz Silivri olarak. Silivri çok değerli bir aydınının, çok değerli bir ismini, sevgili abim, ağabeyciğim. Benim ona hitap ettiğim şekliyle ağabeyciğim. Hulusi Üstün, yazar, avukat Hulusi Üstün abimi kaybettik. Sizden birer fatiha rica ediyorum ruhuna. Hiç bekle, yani her ölüm anidir elbette. Her ölüm zamansızdır ama hiç beklemediğimiz, onu tanıyan, onu bilen, onunla haşır neşir olan kimsenin beklemediği, ummadığı bir ölümdü. Daha 2 gün önce yazışmıştık. Yanıma gelecekti. İşte ne zaman geleceğini konuştuk. Hastaydım dedi. Evde istirahat ediyordu. Bir süre bir ufacık bir hastalık geçirdi ama tahliller çok şükür çok kötü çıkmamıştı. Ufak bir şüphe vardı. Benim yanıma gelmeye hazırlanıyordu. Ondan önce kafa dağıtmak için şöyle bir çıkıp dolaşayım. Ondan sonra da senin yanına gelirim demişti ki gelemedi. Sevgili Hulusi Üstün abimin ruhuna fatiha rica ediyorum sizlerden. Çok şoke oldum, yani çok sarsıldım. Çok güzel anılarımız vardı kendisiyle, çok güzel sohbetlerimiz vardı. Umarım bir gün başka bir programda uzun uzun Hulusi abiyi anarız. Benim gerçekten acım çok taze, o yüzden çok da fazla bu programda Hulusi abiye hani ondan bahsetmek belki biraz çok duygulandırır beni, ancak önümüzdeki programlarda biraz unutmayız elbette ama acımız küllenince Hulusi abiden özellikle bahseden bir program yapmak da istiyorum. Öyle bir belki konuklarla beraber. Az önce şimdi Kamil Birici kardeşim onun bir videosunu bahsetmiş, paylaşmış. Kendisinin konuk olduğu bir video. Mesela bir başına hemen tıkladım. Hemen gözlerim dolu dolu oldu. Kapatmak zorunda kaldım. Bu arada Kamil Birici son zamanlarda kardeşim eski kent konseyi başkanı, Silivri Kent Konseyi Başkanı, radyocu, belgeselci kardeşim Kamil Birici. Son zamanlarda yoğun bir arşivini kamuya açıyor, halka açıyor. Mesela bir kitap projesi vardı gazete küpürlerinden, Erken Cumhuriyet dönemi gazete küpürlerinde Silivri diye. Ben de her gün sağ olsun paylaşınca bana da gönderdi. Ben de her gün bir küpür paylaşıyorum arşivden. Mesela Yorgo Bacanos arşivini halka açtı. Çantada Hayat Var belgeselini yayınladı. Böyle diğer belgeselleri de çekip yani genel gösterime sunmayacağı ya da işte hani Silivri Belediyesi eliyle, öyle diyeyim, Silivri Belediyesi eliyle sunulmayacak belgeselleri de birer birer YouTube üzerinden halka açıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Çantada Hayat Var. Çanta tabii benim köyüm. Bugün bol bol çantadan da bahsedeceğiz. Baba köyüm, baba memleketim. Çantada Hayat Var belgeselini paylaştı. Az önce de işte Hulusi Üstün abimin bir ufak başka bir belgeselde Hulusi Üstün abimin konuk olduğu bir bölüm paylaşmış. O vesileyle de bir kez daha yine Hulusi Üstün abimin ruhu şad olsun, Kamil kardeşimin de emeklerine sağlık
Tabii yani böyle ölümler, kayıplar, zamansız, her biraz önce dediğim gibi her ölüm zamansız, her ölüm ani, ama işte bazı ölümler daha çok acı veriyor. Bir de şu var, şunu fark ettim işte 3 senedir, 3. seneye girdik gurbette artık. Gurbetten sevdiğin insanların ölüm haberini aldığında daha da bir koyuyor. Neden? İşte cenazesine gidemiyorsun, taziyesine gidemiyorsun. Son bir kez göremiyorsun. Hani şunu fark ettim. Bu yıl çok kayıplar yaşadık çünkü. Tabii her birimizin kayıpları oldu ama işte ben sevgili Ayhan Ceylan abimizi kaybettik. Şevket Özmen abimizi kaybettik. Şimdi Hulusi Üstün abimiz. Tabii saymadığım nice kayıplarımız var ama şunu fark ediyorum. Gerçekten hani son kez görmüşüm. Mesela yani Silivri'den ayrılmadan önce Ayhan Ceylan abimi son kez görmüşüm. Bilemiyorsun tabii ki. Allah kalan herkese, ailelerine, sevenlerine, herkese uzun ömür versin. Ancak böyle de gurbette olmanın ekstradan benim için bir zor yanı var. Sevdiğin insanların, yakınlarının cenazelerine, taziyelerine katılamamak gibi, son kez bir vedalaşamamak, helalleşememek gibi, ya da işte gördüğüm herkesi 3 yıl önce son kez görmüş olduğum gerçeği gibi. Bu da benim için gurbetin acı yönlerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet, bir yorumlara bakalım. Hemen Ayhan Aksu, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah diyor. Oktay Yüksel el sallamış. Selamlar Oktay Yüksel'e. Devrik olmak üzere olan Ali Bey Mahallesi CHP Mahalle Başkanı herhalde. Öyle mi hitap etmemiz lazım? Devrik oldu mu onu da bilmiyorum. Son gelişmelerden birazdan geçeceğiz o konuyu, biliyorum. Şaka. Efendim. Tabii ölümden bahsetmişken bir de şöyle de bir şey var şimdi. Diyelim ki emri hak vaki oldu. Yarın burada gurbette böyle hık dedim, ben ölüverdim. Geçen gün paylaştım, yani kim bilir arkamda, bir saniye, neler denecek, neler söylenecek, ne küfürler edecek, ah ah. Yani hani bir imkanı olsa da inşallah böyle hani tepeden, ne bileyim, görünebiliyordur, bir kamera vardır, bir var kamerası falan bir şey vardır, öbür tarafa gidince görebiliyoruzdur, duyabiliyoruzdur falan yani. Ha, arkamdan söylediklerimizi, yazdıklarımızı falan. İnşallah görürüm, duyarım, ama şimdi daha tahmin ediyorum. Gerçi hani cevap da veremeyeceğim için çok da koyar bana. Şimdi öbür taraftasın, düşünsene, yani böyle bir monitör var, izliyorsun işte falanca, şimdi isim vermeyeyim, birazdan vereceğim, arkandan sallıyor, olan gererdi de, şöyle de, ulan cevap da veremiyorsun. Şimdi burada veriyorum tabii, çatır çatır. Ölünce cevap da veremeyeceksin, ulan çattırım ben ortamdan çıkıyorum. Ölürüm. Bir kere daha ölürüm. Evet. Lütfen ben ölünce arkamdan çok fazla şey yapmayınız. Ölülerinize hayırla iade ediniz efendim. Eğer öyle bir şey mümkünse eğer. Yani yine herkese ucundan kenarından birer iyiliğim dokunmuştur. Yani o kadar şey yapmayın. Ölülerinizi hayırla iade ediniz efendim. Yoksa cenazem ortada kalacak gibi bir his var içimde. Öyle hissediyorum. Gerçi onunla ilgili bir kıssa var. Dün paylaşımın sonuna ekledim. Padişahın işine diye. Biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir kıssa var. Padişahın işine. Açın internetten okuyun. Padişahın işine yazın. Da işte hani bir yaşlı adamcağız ölüyor. Padişah rüyasında görüyor. İşte kimse cenazesini kaldırmıyor. Padişah kaldırıyor, yıkıyor. İşte gömüyor, defnediyor. Sonra işte soruyor, soruşturuyor, karısını buluyor. Karısı anlatıyor işte falan filan. Meğerse adam hiç göründüğü gibi, dışarıdan göründüğü gibi bir adam değilmiş. Karısı ona diyormuş ki, ya bey yapma böyle, bak hani cenazeni kimse kaldırmayacak, cesedin ortada kalacak. O da diyormuş ki, ya hanım padişahın işine. Hakikaten padişah, Bora Başkan'ın, Bora Başkan'ın işine. Ölürsem o kaldırır cenazemi inşallah. Evet. Burada bir şey almışım. Ha.
Şimdi dedim ya hani arkamdan kim bilir neler neler kimler şey yapacak. Böyle bir listem var, var tabii abi. Ölürsem arkamdan küfür edecekler listesi. Dün bir şey öğrendim. Emlakçılar bana gıcıkmış Silivri'deki. Emlakçı lobisi, emlakçı birlikleri, emlakçı dernekleri, emlakçılar bana neden biliyor musunuz? Onu da öğrendim. Bu bir haberimiz var. Silivri'nin sesinde de en çok okunan 3 haberden bir tanesi galiba. Ben geçen sene bir Tapu'ya polis operasyonu olmuştu biliyorsunuz. Bu arkadaşların hepsini toplamışlardı. Gözaltına aldılar. Tapu memurları, tapu müdürleriyle falan filan. Ve sonra tabii çok büyük bir kısmı serbest bırakıldı. Bir kısmı tutuksuz yargılandı. Bir kısmı hakkında hiç kovuşturmaya bile hani yer olmadığı kararı verildi. Elbette yargının şeyi bu. Ama orada o haberde gözaltına alınan herkesin ismini yazdığım için bana emlakçılar gıcıkmış bu arada. Sevgili emlakçı arkadaşlar, yani abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim her neyse hiçbirinizde özel bir problemim yok ki o listede hani sevdiğim, tanıdığım insanlar da var. Sezai Kütük var, Abdullah Heyti var mesela. Severim ben onları. Başka başka arkadaşlar da var ama hani birinin ismini yazınca geri kalan herkesin de ismini yazmak zorunda kalıyorsun. Sizin gözaltına alınmış olmanız, sizin böyle bir operasyonun mağduru ya da öznesi olmuş olmanızda gerçekten benim suçum değil. Bana niye kızıyorsunuz bilmiyorum. Eğer ki işte beraat ettiyseniz, takipsizlik alındıysa, haksız yere gözaltına aldıysanız tazminat davası açarsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine bu mümkün. Haksız gözaltıda, haksız bu tarz şeylerde, haksız yargılamalarda beraat ettikten sonra, beraat kararı kesinleşince ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kesinleşince devlet aleyhine ben böyle bir haksızlığa uğradım deyip tazminat davası açıyorsunuz ve çatır çatır da tazminat alıyorsunuz. Bunun suçlusu ben değilim. Yani hani bana düşman olmanız için de hiçbir sebep yok. Niye durup dururken insanın emlakçı düşmanları olur onu da bilmiyorum anasını satayım ya. Silivri'ye dönsek ev arasak ev vermeyecekler bana. İnsan emlakçılar düşman olur mu? Lan? Tamam hani ülkücüler düşman, ne bileyim AK Partililer düşman falan filan. O emlakçı ne anasını satayım yani. Hakikaten böyle bir dünyada ilk kez emlakçı lobisiyle bir düşmanlık husumet yaşayan herhalde ben varımdır. O da bana yakışır zaten. Şeref Semercioğlu, Çantaköy'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim abi. Ayhan Aksu, öyle deme abi, seni çok seven insan duydum. Allah korusun aileni bağışlasın. Eyvallah, sağ ol. Evet, sevenlerim var elbette ki. Sevenlerim var ama hani bir gerçek sevmeyenlerim. Daha fazla ama gerçekten yani, olması gereken bu. Bir gazeteciysen ve herkes seni seviyorsa ortada bir problem olması lazım. Allah'a şükür bende bir problem yok. Tabii ki sevenlerim var. Sevmeyenlerin daha fazla olması da güzel bir şey. İkrem Er Yılmaz, de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Cuma suresi 8. ayet. Ölüm var, ölüm diyor, kalp kıranlar diyor İkrem Er Yılmaz. Evet, ölüm var. Ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz ama. Ölüm var efendim, size de bana da. Kimin Neşet Ertaş'ın türküsü. Ey Allah'tan korkmaz sana da bana da ölüm var. Oktay Yüksel Yeni Mahalle. Pardon sen Ali Bey Mahallesi'nden çıkmadığın için ben seni Ali Bey Mahallesi başkanı zannediyordum. Yeni Mahalle başkanıymışsın. Ulaş Velioğlu Çizgi Eğitim Kurumları kurucusu ve yöneticisi sevgili abim arkadaşım Ulaş Velioğlu. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Oktay Yüksel, biz CHP mahalle temsilcileriyiz. CHP Silivri ne istedi? Halktan iktidar. Halk bunu verdi mi? Verdi. Peki bunu parti olarak keyfini sürmek yerine ne yapılmak isteniyor? Mahalle temsilcilerini görevden almak mı? Tabii ki görevini yapmayan varsa alınsın. Ama 35 mahalle temsilcisinin tamamını görevden almak bence başka tarafta olan dikkatleri üzerine çekmektir diyor. Bu konuyu konuşacağız. Belki bugün vaktimiz yetmeyecek ama önümüzdeki program daha derin, detaylı konuşacağız. Çünkü biraz kıllı bir konu. Toplumsal
Toplantılardan da tabii şeyler geliyor. Kim ne demiş, Oktay neler söylemiş, bunu söylemiş falan filan da geliyor tabii. Konuşacağız efendim. Elbette ki görevini yapmayan varsa ya da parti tüzüğüne aykırı hareket eden varsa tabii ki de görevden alınıp çalışan sevgili olan kişi. Ancak tabii konunun bir sürü ancakı var. Onları da belki önümüzdeki program konuşuruz. Bu program gündemimiz zaten yeterince dolu. Evet. Şeyi izlediniz mi geçen gün? Tolga'nın. Ben izlemedim. Özetini çıkarttırdım efendim. Ben o kadar vaktim yok çünkü. Şaka şaka. Şimdi anladığım kadarıyla Tolga arkadaş ya şaka kaldırmıyor ya da hani bal gibi biliyor da başka gizli ajandaları var. Önceki programlarda da işte böyle Tolga'ya ben tatlı tatlı böyle atıştım. WhatsApp'tan da yazıştık. Öyle birbirimize bir şeyler yazdık falan filan. Ama şöyle bir şey gözlemliyorum. Şimdi işte Cihan Demir'e birazdan ona da geleceğim. Yayına çıkartıp Kaan'a geçirttirmek. Ondan sonra işte Cihan Demir'in, Cemil'in avukatlığını yapmak. Onların Kaan'a ilişkin paylaşımlarını kimsecikler yapmazken ya da 2-3 kişi yaparken yeniden paylaşmak. Efendim böyle bir işte video çekip atlardan, eşeklerden, kurtlardan, itlerden bahsetmek. Böyle bir yani Tolga evet ben seni çok severim insan olarak da mesleki olarak da seviyorum Tolga kardeşimi. Daha önce biliyorsunuz beraber program da yaptık. Böyle ben hani rekabeti de severim. Tatlı tatlı atışmayı böyle çok ince ince laf sokmayı da severim. Ama hani böyle onu yaparken suratımda her zaman bir tebessüm vardır. Şaka yaptığımı da belli ederim. Anladığım kadarıyla şaka yapma bilmem kime küstürürsün sözünde olduğu gibi zannederim ki Tolga kardeş şaka kaldırmadığı gibi kendisine Kaan Göktaş'a düşmanlık besleyenlerin paralı yayınlayıcı başısı gibi böyle bir görev üstlenmiş. Benimle böyle şeye girenleri, kendi çapımda savaşa girenleri sallamam. Evet, dostumla, arkadaşımla atışırım, şakalaşırım ama eğer gerçekten işin içinde bir Kaan Göktaş düşmanlığı varsa muhatap bile almam. Öyle yapıyorum. Bu saatten sonra da öyle yapacağım sevgili Tolga kardeşime. Kendisi de bunu bilsin. İstediği kadar daha sonra at hikayesi, eşek hikayesi anlatabilir. Bir hikaye de ben anlatayım efendim. Kurtla Aslan o olaydan sonra, o eşek olayından sonra demişler ki biz gergedana uğrayalım. Gitmişler gergedana. Gergedan da sarı bu. Demişler ki ey gergedan, bahşiş mi videodan çıkar, video mu bahşişten çıkar? Gergedan da demiş ki, vallahi ben bahşiş mahşiş anlamam. Gerisine karışmam. Hani horozun verdiği cevap var ya, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan demişler horoza. Demiş ben işimi yaparım, gerisine karışmam. Ben de efendim, pardon ben değil. Gergedan da demiş ki, ben işimi yaparım, gerisine karışmam. Biz işimize devam. Tolgacığım sen de özür videosu çekmeye devam. Tabii şimdi Tolga'nın geçen gün çektiği videoda ne varmış efendim? Cihan Demir'den gol yemişim ben. Kaan Göktaş Cihan Demir'den gol yemiş. Mevzu neydi? Ben ne paylaştım geçen akşam? Sivrispor yemeğinin olduğu gecenin bir ertesi günü. Dedim ki Cihan Demir'den Silivri Spor'a büyük ayıp. Konu ne? Ne olmuştu? Cihan Demir Silivri Spor gecesinin dayanışma yemeğini ki o konuyu da o dayanışma yemeğinden de birazdan bahsedeceğim. Olduğu gece başka bir yerden paylaşım yapıyor. Şimdi herkes yer gök o gece bakıyorsun herkesin paylaşımları Silivri Spor. Silivri Spor yemeği, Silivri Spor yaşasın Silivri Spor. Bu adam başka bir yerden paylaşım yapıyor. Şimdi benim paylaşımımda şu yok bakın. Cihan Demir geceye katılmadı demiyor haberimde. Cihan Demir Silivrispor yemeğinin olduğu saatlerde başka bir yerden paylaşıyor.
Bu paylaşımı Cihan Demir'e mi yapmıştır? O Tolga'nın çok övdüğü basın danışmanı mı yapmıştır? Onu da bilmiyorum. Ne olursa olsun bu bir saygısızlık. Yani ilk önce Silivrispor'u paylaşırsın. Silivrispor'la ilgili paylaşımını yaparsın. Ondan sonra ya işte gece bitti başka bir yere gittim yemek yedim diye onu da arkadaşlarımla buluştum falan. Yani Silivrispor'un yemeğinde yatacak sabaha kadar orada kalacak abi yok. Tabii oradan sonra da başka bir yere gittim diye. Ama Silivrispor'u hiç paylaşmadan, hiç bahsetmeden başka bir yerden paylaşım yapınca ve ben bunu yayınlayınca sabah apar topar Silivrispor paylaşımı yapıyorlar. Bak biz oradayız. Tamam oradasınız. Şimdi şöyle bir şey de var. Günümüzde sosyal medya haberciliğinin %90'ı algıdır. Algı yönetmektir. Algı oluştur. Benim işim algı oluştur. Ben Cihan Demir Silivrispor yemeğine katılmadı demedim haberimde. Haber duruyor. Gidin bakın silivrisiz.com'da. O gece orada yani o yemeğin olduğu saatte başka paylaşım yaptı dedi. Bu nasıl anlaşıldı? Cihan Demir yemeğe katılmadı. Neden böyle anlaşıldı? Çünkü gerçekten bir şeyin şuyu vukuundan beterdir der eskiler. Bu ne demek? Bir şeyin söylentisi olma ihtimali olmuş olmasından daha kötü. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Cihan Demir'in Silivrispor yemeğine katılmamış olma ihtimali katılmış olma ihtimalinden daha ağır basıyor kamuoyunda. Bu benim suçum değil. Bu da Cihan Demir'in suçu. Kaldı ki bir kişi hariç bir gazeteci arkadaşım özelden yazdı bana. Dedim konu o değil. Üstad oradaydı Cihan Demir dedi. Dedim konu o değil. Bir kişi hariç yüzlerce binlerce okurumdan da hiçbir tanesi kalkıp da ya Cihan Demir oradaydı ben gördüm demedi. Neden? Cihan Demir tanınmıyor çünkü. Silivri bir avuç meclis üyesi ve bir iki CHP yöneticisi dışında. Adamı görseler zaten tanımıyor. Dolayısıyla bunlar benim suçum değil. Bunlar Cihan Demir'in ve o çok övülen, o çok beğenilen basın danışmanlarının suçu. Adam iki basın danışmanıyla, bir sosyal medya, bir basın danışmanıyla ya da işte ne bileyim bir siyasi danışmanı mı ne her şeyi eline yüzüne bulaştırırken geri kalan meclis üyeleri danışmansız, bilmem nesiz, Silivrispor yemeğine gidiyorlar, paylaşıyorlar, etkinliğe gidiyorlar, paylaşıyorlar. Cihan Demir sürekli kendini paylaşmaktan Silivri'nin hassasiyetleri, Silivri'nin dertleri bunlarla hiçbir alakası olmayan bir adam. Ha, bir de komik bir şey var. Ondan sonra ertesi gün bir şey daha paylaştı. Ne yaptı biliyor musunuz? Hani gol diyor ya Tolga demiş ya işte gol. Gol. O gol değil. O ofsayt. O vardan döndü. Ben kendi kaleme gol atmam. Ben kendi ayağıma da sıkmam. Ben kimilerinin güttüğü koyun kadar çoban görmüş onu. Bak o laf öyle değil mi? Şimdi ertesi gün Cihan Demir ne paylaşıyor biliyor musun? Bir tane müptezel var Ramazan Doğan diye. Çok komik lan. Takipçi satın almış. 18 bin takipçisi varmış. Hür Haber'in karşılaştırmanız için söyleyeyim. Hür Haber'in 11 bin takipçisi var efendim. Hani aklınızda olsun karşılaştırın. Kimsenin tanımadığı bir değirmen köylü müptezelin 18 bin takipçisi varmış. O şimdi bir mevzudan Bora Başkan'a aklı sıra sallıyor o müptezel. Partili de bu arada CHP üyesi. O Bora Başkan'a sallarken işte ne demiş? Fotoğraf çekileceğinize kaldırım yapsaydınız falan. Cihan Demir de altına demiş ki haklısınız. Bence haklısınız. Ya böyle de bir izansız, böyle ne yaptığı belli, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan. Yani adamın bütün siyasi kariyeri zaten fotoğraf çekilip paylaşmaktan ibaret. Bütün her şeyi geçen hafta da anlattım ya yani yatıp kalkıp bize Cihan Demir anlatacak değilim sonra kendini bir şey zannedeceğim. Adam Ekrem İmamoğlu'yla şununla bununla böyle gidip yanına fangirl gibi fotoğraf çektirip paylaşmak bütün siyasi kariyeri. Ama Bora Başkan gibi 6 aydır birçok hizmet eden ki birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bir insana diyor ki yani denilen lafa haklısınız diyor. Fotoğraf çektireceğine yol yap demiş. O da diyor ki haklısın. Yani akıl tutulması. Ne yapmaya çalıştıklarını, ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Böyle bodoslama bir şeyler yapıyorlar ama Allah sonlarını hayır etsin inşallah. Bu arkadaşların da ben de gerçekten artık böyle her programda aynı insanlardan falan bahsetmekten sıkıldım. O yüzden kısa keselim o konuyu gelelim. Efendim, bugün izlediniz mi beni?
İzlemediniz tabii ki. TV24'ü kim izler anasını satayım ya. Şu an TV24 sabah haberlerinden daha çok kişi izliyor benim. Yani çok kırıldım Cemil'cim. Bana TV24'ü layık gördüğün için artık param mı ona yetti? Sen mi beni ona layık gördün ama. Show TV ana haberden aşağısı efendim beni patlamaz. Bir de böyle yüzümü müzümü hızlamışlar. Hiç tadı çıkmamış. Cemil Kızılkaya. Ha? Efendim. Ne yapmıştım Cemil Kızılkaya? Biliyorsunuz geçen hafta pazartesi günü tam bu yayının olduğu tam bu saatlerden biraz önce Bora Başkan'a böyle sudan bir sebeple sallamıştı. Neymiş efendim? Bora Başkan'ın Sivrispor galibiyet kutlama paylaşımındaki futbolcu geçen senenin futbolcusuymuş da bu senenin futbolcusu niye değilmiş? Yani gözünün üstünde kaşın var demek bu. Neden Bora Başkan'a sallıyor? Biliyorsunuz kendisi devrik bir siyasetçi. MHP ilçe yöneticisi. Volkan Başkan zamanında bunu MHP ilçe yönetimine aldılar. Bunun da birkaç inşaat işi vardı. Planı eksik, şeyi eksik. Hoş görülsün diye o da yönetime girdi. Biraz da gazladılar da bunu. Ondan sonra şimdi geçen gün Zafer'le beraber bunların hepsi görevden alınınca bunlar da hırslarını bir yerden çıkarmaya çalışıyorlar ama kimden çıkarıyorlar? Silivri'nin rekor oy almış belediye başkanından çıkarmaya çalışıyorlar. O gece tabii böyle bir sert çıkışla karşılaşınca sadece benden değil Bora Başkan'dan, Silivri Spor camiasından götün silmek zorunda kaldı Cemil o yorumunu. Sonra Silivri Spor yemeğinde de çarşamba günü, şimdi oradakiler kahkahalarla anlatıyorlar tabii. Çok telefon aldım. Böyle paytak ördek gibi işte o yeleğiyle takım elbisesiyle paytak ördek gibi bütün gece Bora Başkan'ın peşinden koşup taklalar atmış özür dileyebilmek için. Ondan sonra tabii bir paylaşım yaptı biliyorsunuz. İşte Sayın Bora Başkan'a teşekkür ettim, çıkışta şey yaptım falan. Buna biz halk arasında götünü yiyeyim ayağı diyoruz. Bu da tabii artık Silivri kamuoyunda hani kahkahalarla karşılaşınca ne yaptı adam? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Bu şaşmaz kesinlikle. Bütün Türkiye genelinde. Bir insan vatan, millet, bayrak, Atatürk, Allah Allah diye bağırıyorsa sıçmıştır gizlemeye çalışıyor. Bakın bu Türkiye'nin en tepedeki siyasetçisinden en aşağıdaki Cemil gibi en aşağıda böyle devrik hiçbir yerde olmayan insanlara kadar aynıdır. Bir nerede bayrak, vatan, millet, ezan, Allah Allah, Atatürk, vatanımızı öldürmeyiz, milletimizi şey yaptırmayız, devletimiz durup dururken böyle Allah'ın delisi gibi ortada fol yok, yumurta yokken bir insan bunlardan bahsetmeye böyle bağırmaya başlıyorsa ortada bir şey var, bir şeyin üstünü örtmeye çalışıyorsun. Yani burası Türkiye ve bunun örneklerini yüzlerce defa gördük. Cemil de işte ne yapmış geçen hafta bir şeyden bahsederken bir cümle kurmuşum ki sonuna kadar arkasındayım. Onu dolamış diline işte vatan, millet, devletimizi yıktırtmayız, devletimizi böldürtmeyiz, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Yani bugün de Sarıgül'ün biliyorsunuz gay videosu patladıktan sonra Sarıgül de benzer böyle bir video çekmişti. Arkasında Türk bayrağı, Atatürk. Senin götünle Atatürk'ün ne alakası var? Atatürk senin götünün bekçisi mi? Sen gay videon çıkmış arkana niye Atatürk'ü alıyorsun şimdi? Niye bulaştırıyorsun? Sarıgül gibi o da böyle Atatürk almış arkasına bayrak almış. Vıdı 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 bir şeyler anlatıyor. Anlattıkları da deli saçması zaten ki Silivri kamuoyu da bunları biliyor efendim. Ben de gerekli yasal şeylerden başlattı zaten avukatım hem cevap hakkından hem gerekli suç duyurularını Cemil hakkında da, o kanal hakkında da neymiş o paylaşımlar? O paylaşımların bana ait olmadığı Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin raporuyla sabit savcılığında takipsizlik kararı var. Kaan Göktaş'ın böyle bir paylaşımı yoktur diye. Şimdi devletin canın devletinin savcısından daha iyi mi biliyorsun? Daha jandarmasından daha mı iyi biliyorsun be Cemil? Yani bir formalı fotoğrafım var benim malum biliyorsun zaten. Herkes biliyor 1.000 kere konuştum. Oradan da beraat ettim. Tek celsede beraat ettim. İstinafa gitti. İstinafta da onandı. Aslanlar gibi beraat ettim.
o fotoğrafı falan bir aklı sıra şey işte yani vatan millet benim sıçtığım bokları örtelim vatan millet milletimizi öldürmeyiz bilmem ne bilmem ne. Cemile de o akılları veren kim biliyor musun? Çantada biliyorsunuz bir vatandaş var. Çantanın Ayyaş'ı diye bahsediyorlar. Hakan. Cemil'in kılavuzu da o efendim. Biliyorsunuz kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz derler. Ne bileyim itle dolaşan pire taşır derler. Bok boku kenefte bulur derler. Böyle güzel atasözlerimiz de var. Efendim şimdi Cemil'in örtmeye çalıştığı şeyler ne? Tabii bir bu Bora Başkan'a sallayıp her taraftan hem Silivrispor yönetiminden, yöneticilerinden, hem Bora Başkan'dan, hem bizlerden kayaya çarpması. Bir de tabii bir Bayrampaşa mevzusu var. Hafta içi açıklayacağım. Bir de Silivri Belediyesi'nde önceki dönem Volkan Yılmaz döneminde Cemil'in Avrupa Güven İnşaat'ın Silivri Belediyesi'nde hangi inşaat eksiklerini, hangi plansızlıklarını, hangi usulsüzlüklerini MHP'de ve Silivrispor'da yönetici olma karşılığında nasıl üstünü örttürdüğünü, görmezden geldirdiğini bunları da önümüzdeki günlerde anlatacağım efendim. Zamanımız bol, vaktimiz bol, merak etmeyin. Her şeyin sırası var. Çünkü hep aynı adamlarla uğraşınca ben sıkılıyorum. Anlatacağım. Ha, geçen programda ne dedim? Hani neyi bu kadar Cemil böyle bas bas bağırıyor milletimiz devletimiz diye. Onu da söyleyeyim. Lafımın arkasındayım. Bir kez daha söylüyorum. Bir devletin üç temel görevi vardır. Sağlık, eğitim, güvenlik. Doktorların patır patır yurt dışına gidiyor, yurt dışına kaçıyor. Senin sağlık ocaklarında Arap doktorlar görüyor. Polisine 26 suçtan aranan uyuşturucu bağımlısı bir serseri sokak ortasında şehit ediyor. Okulların pislik içinde, okullarında temizlik görevlisi yok. Belediyeler okul temizlemek için yardım etmek zorunda kalıyor. Veliler sırayla okul temizliyor. Veliler kendi aralarında temizlik malzemesi parası topluyor. Bir devlet eğer bu üç temel görevini yerine getiremiyorsa, o devlet görevini yerine, yani o devlet temel varlık amacını yerine getiremiyor demektir. O devlet yoktur. Olmasa da olur. Yani güvenlik sağlayamayan, sağlık sağlayamayan, eğitim sağlayamayan bir devlet zaten yoktur, yok hükmündedir. Olmasa da olur. Dolayısıyla ben bu laflarımın sonuna kadar arkasındayım. Birçok insanın, yüzlerce insanın da benimle aynı fikirde olduğunu bana gelen mesajlardan, beğenilerden zaten biliyorum. Ve tabii çoğu insanın işte işi, gücü, bilmem nesi, şusu, busu açık açık. Çok iyi söyledin Kaan, ağzın bal yesin. Açık açık demiyorlar ya da altına yorum yazmıyorlar ama ben bana gelen mesajlardan herkesin de böyle düşündüğünü biliyorum. Çünkü gerçekten ben vatanımı seviyorum, ben devletimi seviyorum diyen yani insanın da böyle düşünmesi lazım. Eğer senin devletin eğitim sağlayamıyorsa, polisini sokak ortasında uyuşturucu müptelaları vuruyorsa, sağlık sistemin çökmüşse, adalet sistemin çökmüşse, toplumsal barış kalmamışsa bu devlet zaten yoktur. Böyle bir devlet varlık amacı, varlık sebebi ortadan kalkmıştır. Buna da en çok vatanseverler, devletini sevenler üzülür. Öyle sloganla yaşasın Atatürk'ümüz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, devletimizi öldürmeyiz. Cekete de giyip böyle yelekli takım giyip böyle. Şey mi sürüyor, pudra mı sürüyor bilmiyorum. Çok da parlak bir suratı var maşallah. Sloganlar atmakla vatanseverlik olmuyor efendim. Tamam hadi onu da artık kapatalım. Gelelim yorumlardan devam edelim. Vedat Değirmenci iyi akşamlar demiş. Şerif Semercioğlu Ebru kardeşim çok çalışıyor. Hem seçimde hem de meclis üyeliğini güzel yapıyor. Haklı işçi tebrik ediyorum demiş. Evet, Ebru Onur kardeşim geçen haftalarda da biliyorsunuz benim yanımdaydı. Burada hem değerli eşi Anıl kardeşimle hem Ebru kardeşimle görüştük, sohbet ettik, dertleştik, dedikodu yaptık. Önümüzdeki haftalarda biraz şöyle, şimdi ben burada herkese sallarken konu kalmak olmuyor tabii. Kaçıyor insanlar. Diyorlar ki sen ona sallıyorsun, buna sallıyorsun. Sonra ben çıkacağım. Sanki ben de seninle beraber taraf gibi olacağım. Çok haklılar. Önümüzdeki haftalarda kimseye sallamadığım bir program denk getirirsek, başta Ebru kardeşim olmak üzere birçok
konukta almaya başlayacağım. Onun da size müjdesini vereyim. Özkan Çelik, hayırlı akşamlar. Selim Paşa'da 1052 sokakta iki tane çukur var. 6 aydan beri yapılmıyor. Tamam. Okey. Yani ne yapabilirim şu an canlı yayında Selim Paşa'nın çukurlarına bilmiyorum ama beni izleyen Silivri Belediyesi görevlisi ya da meclis üyesi, siyasetçisi, abilerim, ablalarım, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Selim Paşa 1052 sokakta iki tane çukur varmış efendim. Lütfen. Çukursuz Selim Paşa istiyoruz. Oktay Yüksel, ithal kömür oluyor da ithal demir niye olmasın? Ayrıca Silivri'de en çok tanınan meclis üyesi Cihan Demir benim sayemde. Adamı her gün yazdığım için kimseciklerin tanımadığı bir adama en tanınan meclis üyesi yaptım. Aynen değişmeli olsun, mahalle başkanları görevi yapmaz, iş yapan gelsin demiş Şeref Semercioğlu da. Efendim Silivrispor atkısıyla çıktım bugün. Neden? Çünkü Silivrisporumuz ilk defa mağlup oldu. Galibiyette formayla çıkıyoruz, Silivrisporumuz diyoruz, işte her şey Silivri için, Silivrispor için diyoruz falan filan da. Mağlubiyette kusup oturacak mıyız? Böyle sesimizi çıkartmayacak mıyız? Hayır. Galibiyette de, yenilgide de, yenmede de. Takım bizim takımımız efendim. Saf bizim, takım da bizim. Dolayısıyla ben bugün Silivrispor atkısıyla çıktım. Biliyorsunuz dün 2-1 mağlup olduk Balıkesirspor karşısında kendi evimizde. Grup lideriydik daha mağlup olarak dünkü maça kadar. Grup lideri olarak çıktığımız maçta kendi evimizde 1-0 çok erken 5. dakikada gördüğümüz bir golde 1-0 öne düştük, geriye düştük özür diliyorum. Ondan sonra ikinci yarıda bir penaltı golü bulduk ama yetmedi. 70 küsürüncü dakikada yediğimiz bir golle daha 2-1 mağlup olduk. Canımız sağ olsun, nazar boncuğu olsun. Takım bu sene çok güzel gidiyor, çok güzel gitmeye devam edecek. Son mağlubiyetimiz, ilk ve son mağlubiyetimiz olur inşallah. Ben buradan tekrar kulüp başkanı Sayın Nuri Çolakoğlu abime, kendisi de şu an benim biraz yukarılarımda, Pırak tarafında. Belki gelir denk geliriz, belki gelmez. Sayın Nuri Çolakoğlu abime, başkanıma, yöneticilere, futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe olsun canınız sağ olsun, nazar boncuğu olsun diyorum. Silivrispor yemeğinden bahsedeyim biraz. Çok gündemimde yoktu ama Silivrispor'dan bahsederken Silivrispor yemeğinden de bahsedeyim. Gerçekten kalabalık bütün siyaset camiasının da, bütün iş camiasının da orada olduğu çok güzel bir yemekti. Gördüğüm kadarıyla olması gereken herkes hemen hemen oradaydı. Silivrispor'a gayet sahip çıkıldı. Bir birlik beraberlik havası. Ben orada bir videoyu çok beğendim ve yeniden paylaştım. Üstüne yorumumu da yazarak. Bora Balcıoğlu'nun, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun futbolcularla beraber oynayıp bir yandan da şarkı söylediği, şarkıya eşlik ettiği bir video. Gerçekten bana çok samimi geldi ki Bora Başkan zaten öyle bir insan biliyorsunuz. Yani samimi halktan, halkın içinde yani asker eğlencesine de gidiyor oynuyor, düğüne de gidiyor oynuyor. Gerçekten bana çok samimi geldi. Hani Kaf Dağı'ndan inmeyen bir belediye başkanından sonra halkın içinde futbolcularla beraber çifte telli oynayan, işte Ankara havası oynayan bir belediye başkanı benim çok hoşuma gitti. Bunu da ekstradan tekrar vurgulamak istiyorum. Yemeğe katılan, Silivrispor'a katkıda bulunan herkese de ben Silivrispor adına, yöneticiler adına, Başkan Nuri Çolakoğlu adına bir kez daha ben de kendi adıma teşekkür ediyorum bir yandan. Efendim ne varmış? Silivrispor demişken, spor demişken, dün iptal edilmek zorunda olan, Allah rahmet eylesin, bir belediye çalışanı abimizi kaybettik. Dolayısıyla hani cenaze evinde düğün olmaz düsturu gereği. Bora Başkan iptal etti sabah verdiği bir talimatta çanta spor şenliğini, ancak iptal edilmeseydi çantada çanta spor şenliği düzenlenecekti. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle, tabii ben o zaman da gazeteciydim. Çantada rahmetli Saffet abim, Saffet Sert eski Çanta Belediye Başkanı festival yapıyordu. Ondan önce Tahir abim, önceki dönemlerin Çanta Belediye Başkanı Sayın Tahir Sert abim.
Çantada festival yapıyordu. Safet abiyle Tahir abi biliyorsunuz seçimde karşı karşıya aday oldular. Safet abim kaybetti, Tahir abim kazandı. Tahir abim tekrar devam etti çanta festivallerine. Sonra beldeler kapatıldı, söndürüldü bir başka yasal ismiyle. Belde belediyeleri kapatılıp mahalle olarak Silivri Belediyesi'ne bağlandı ve Özcan Işıklar döneminde ve Volkan Yılmaz döneminde 15 yıl boyunca çantada herhangi bir kültürel etkinlik, bir festival, bir şenlik yapılmadı. Bora Balcıoğlu göreve geldiğinin daha 6. ayında, ilk senesinde çantada da bir festival başlatarak, bir şenlik başlatarak bunu geleneksel hale getirip uzun yıllar boyunca devam ettirecekti. Tabii bir kaybımız oldu ama belki önümüzdeki dönem yapılır, sonraki sene yapılır. Yani önümüzdeki dönem derken önümüzdeki günlerde yapılır ya da bir sonraki sene yapılır. Onun planlamasını nasıl yapıyor belediye görevlisi arkadaşlar bilmiyorum ancak şu an iptal edildi olarak açıklandığına göre iptal demek erteleme değil. Herhalde seneye yapılacak gibi duruyor. Ancak bu Bora Başkan'ın beldelere verdiği, mahallelere, eski beldelere, mahallelere verdiği önemi gösteriyor. Gümüşyaka'da da biliyorsunuz bugüne kadar festival şenlik yapılmıyordu. Yaza Merhaba Şenliği yapıldı. Çantada da işte spor festivaliyle yazı kapatacaktık. Böylece Büyükçavuşlu hariç mahallelerin, eski beldelerin tamamında birer etkinlik yapılıyor. Kavaklı'da güreş, işte Ortaköy'de börek festivali, Selimpaşa, Bamya kavun festivali, Değirmenköy zaten domates festivali. Bütün Büyükçavuşlu hariç, önümüzdeki sene zannedersen Büyükçavuşlu için de bir şey düşünecek. Dolayısıyla bütün mahallelerde bir kültürel, bir sosyal etkinlik yapılmış olacak. Bunun haricinde Gazitepe'si, Kadıköy'ü, Sayaları, bunlar da ekstra bonus olarak devam edecek. Az önce işte bu okulların temizlik sorunundan geçen hafta da bahsettik, az önce de bahsettik. Biliyorsunuz Silivri'de de hepimizin çoluğu çocuğu var. Okula giden evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Özellikle ben 2 haftadır onlarca mesaj alıyorum. Her okula yayıldığı için bu durum, okul ismi vererek tek tek paylaşamıyorum, ancak yani paylaşmıyorum. Çünkü bütün okullarda bu durum geçerli. Temizlik problemi var. Temizlik görevlisi kiminde hiç yok, kiminde yetersiz. Temizlik malzemesi eksiği var. Bu evet, kimilerinin devletçilik şey yani devlete taparlığı bir yana kabul etmesi gereken bir durum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz her neyse buna yetişemiyor. Yetişemediği durumda biliyorsunuz merkezi idarenin yetişemediği şeylerde Türkiye'de CHP'li belediyeler imdada koşuyor. Mesela çocuklara kahvaltı desteği olsun, işte kırtasiye desteği olsun, yeteri kadar kreş açmak olsun. İşte ne bileyim kültürel sosyal etkinlikler olsun. Devletin yetişemediği her yeri CHP'li belediyelerin koştuğu gibi bu temizlik işine de Türkiye genelinde CHP'li belediyeler koşmaya başladı. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sevgili kardeşim Can Ayatan'ın belediye başkan yardımcısı oldu ki Can Ayatan'ın da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cemil Deniz isimli bir oğlu dünyaya geldi. Buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyüsün diyorum. Uzun ömrü olsun inşallah Cemil Deniz yeğenimin. Can Ayatan'ın Şişli Belediyesi gibi. Silivri Belediyesi de okulların bu temizlik ihtiyacını çözmek için, temizlik ve temizlik malzemesi ihtiyacını çözmek için bir girişimde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde duyacaksınız bizzat Bora Başkanımızın ağzından. Tabii beklenen bir icraat daha var. Her yerden duyuyorum. Her hafta belki 10 kişi, 20 kişi soruyor bana. Yorumlarda okuyorum. Kent lokantası. Kent lokantası ile ilgili de önemli gelişmeler var. Bu konuyu çözmeye yönelik. Büyükşehir eliyle olmazsa bile başka bir şekilde çözmeye yönelik çok önemli gelişmeler var efendim. Onu da önümüzdeki günlerde duyacaksınız. Yine söyleyen ben olmak istemiyorum. Hani ben belediye icraatlarının spoilercisi başı olmayayım. Belediyenin de sanki sözcüsü gibi estağfurullah öyle bir görev üstüme yüklenmesin ya da öyle bir şey zannedilmesin diye.
Ya çünkü ben zıpır adamım. Yani hani benim sonra söylediğim sözler başkalarına mal ediliyor. O yüzden tabii ona da önümüzdeki günlerde Sayın Başkanımız, belediye yetkilileri açıklayacak ama kent lokantası konusunda önemli bir gelişmeler var. O konuda da size bilgi vermiş olayım. Hemen belediye ile ilgili başka bir konuya geçeceğim ama biraz yorum okuyayım. Efe Yıldız Aydın kardeşim iyi yayınlar dilerim diyor. Teşekkür ederim kardeşime. Erkan Pala, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Fatih Çetin, Silivri Belediyesi Meclis Üyesi, tüm izleyenlere hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Hicriye BRKN, Barkın bir kan bilmiyorum. Hicriye Hanım. İyi yayınlar Kaan oğlum. Fatih Çetin'in yazdığını görünce ben de buradan teşekkür etmek istedim. Ne zaman ihtiyaç sahipleri için destek istesek sağ olsun hep yanımızda. Senin ve herkesin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Allah birini bin etsin demiş Fatih Çetmi, Silivri Belediyesi Meclis Üyesi. Aynı zamanda fırıncılıkla iştigal eden ve ben de birçok şeyi biliyorum. Hem Silivri Belediyesi nezdinde hem Silivri Spor nezdinde. Yani gerçekten bir şey gibi, hani aşevi gibi bir tek başına gıda bankası gibi çalışan bir dostumuz, abimiz, arkadaşımız Fatih Çetin'i, Hicri Hanım da ihtiyaç sahiplerine Fatih Çetin'in kendi hem kendi eliyle hem diğer meslektaşları eliyle hem diğer meclis üyesi hem Silivri Belediyesi eliyle yapmış olduğu desteklere teşekkür etmiş. Ben de bunu duyurmak boynumun borcu. Ben de bunu duyuruyorum. Allah razı olsun diyorum Fatih Çetin'den. Evet, özel kalem diye not almışım. Şimdi bugün akşamüstü Refik Bek abim bir paylaşım yaptı Silivri Belediyesi'nde özel kalem müdürü bir daha değişiyor diye. Tutku Demiralar özel kalem müdürüymüş ama değişecekmiş, işte görevden affını istemiş şeklinde bir paylaşımı oldu. Sonra ben hem Silivri Belediyesi'nin etkinliğinde hem Sayın Başkanımızla, Bora Balcıoğlu Başkanla hemen konuyu bir değerlendirdim. Eksik mi bir şey biliyorum, yanlış mı bir şey biliyorum diye kendilerine de sordum. Teyit aldım. Sayın Tutku Demiralay hocam, öyle diyelim, öğretmenimiz, Silivri Belediyesi Özel Kalem Müdürü değil. Evet, Özel Kalem Müdürü'nün katında, odasında bir süredir görev yapıyor. Ancak memur kadrosunda Özel Kalem Müdürü olarak değil. Memur olarak biraz hani geleni gideni işte tanıması için bir müddet orada görev yaptı ancak özel kalem müdürü değil, özel kalem müdürü olmadığı gibi özel kalem müdürlüğünden ayrılma gibi bir durumda doğal olarak söz konusu değil. 22 yıllık eğitimci Sayın Tutku Demiralay hocam bu tecrübesini, bu eğitimcilik çevresini ve tecrübesini Silivri Belediyesi'nin resmi kurumlarla, aynı zamanda 22 yıllık da devlet memuru olduğu için resmi kurumlarla ve özellikle eğitim kurumlarıyla, okullarla olan ilişkilerinde bir nevi hani sanki öyle bir şey yok ama yani okul elçisi ya da okul özel kalem, okullar özel kalem müdürü, okullardan sorumlu özel kalem müdürü bilmem onun ismini ne dersiniz, öyle bir sıfat yok tabii ama hani o görevde bulunacak, o vazifede bulunacak Tutku hocam. Onu da belirteyim. Hani bir akıl karışıklığına yol açmasın. Çünkü sürekli özel kalem müdürü değişikliğinde tabii hani kamuoyunda ne oluyor şeklinde algılanıyor. Öyle bir durum. Yani özel kalem müdürü olmadığı için Tutku Bey ayrılması gibi de bir durum söz konusu değil. Kendisinin belediye içinde memuriyetle ilgili özel kurumlarla ilgili, resmi kurumlarla ilgili bir görevi olacak. Bu da zaten belediye içindeki hiyerarşik yapıyı ya da işte şeyi ilgilendiriyor zannedersem çok da siyasi bir durum olmadığı için çok da kamuoyunun ilgilenmesi gereken ya da merak etmesi gereken bir konu değil. Özel kalem müdürü değil. Onu vurgulayalım efendim. Evet, İkrem Er Yılmaz, Fatih Çetin kardeşim de öğrenci kardeşlerimiz için verdikleri destek için de çok teşekkür ederiz. İyi ki var. Evet, az önce işte hani Gıda Bankası gibi, Aşevi gibi fayda sağlıyor, çabalıyor, çalışıyor derken aslında birazcık ondan da bahsetmiştim.
Öğrencilere biliyorsunuz Silivri Belediyesi tarafından verilen kahvaltı desteği. Bunda da Sayın Fatih Çetin'in çok büyük payı var. Ben kendi adıma ve bütün Silivri adına kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Ve efendim gündeme bakalım. Silivrisesi.com'dan yukarıdan aşağı doğru okuyorum. Balcıoğlu Silivri Cemevi'ni ziyaret etti. Çalışmalar son aşamada diyor. Biliyorsunuz Silivri Cemevi çalışıyor, aktif, faal. Ancak bazı fonksiyonel eksikleri vardı. Bu da İBB ve Silivri Belediyesi işbirliğiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ve Sayın Bora Başkan'ın himayesinde yapılıyor. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçtiğimiz ayki toplantısında önemli bir karar aldı ve cemevlerini ibadethane kabul etti. Dolayısıyla bir camiye yapılan her türlü belediye eliyle hizmet, yardım aynı şekilde cemevlerine de yapılacak. Bütün Alevi dinine mensup hemşehrilerimizin, Silivrilerin faydasına olacak bir şey, gözleri aydın diyorum. Başkan Balcıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek ve dayanışma mesajı. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ve istinafta olan bir siyasi yasak ve bir hapis cezası söz konusu. Edinilen duyumlar ve şu an kamuoyundaki algı gösteriyor ki istinaf Sayın İmamoğlu'na verilen haksız, hukuksuz siyasi cezayı onaylayacak ve Sayın İmamoğlu'na bir siyasi yasak verilecek. Bu ne anlama geliyor? Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığını yapamayacağı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde anlamına geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde geçen iki isim var. Bir Üsküdar Belediye Başkanı hanımefendi. Bir de Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün Beyefendi. Biliyorsunuz Hasan Akgün 35 yıldır, 36. yıla girdi. Pardon, 35. yılına girdi. 6. dönemini bitirdi. Değil mi? 7. dönemine seçildi. Bir rekortmen kendi adamında. Sayın Hasan Akgün'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçileceği duyumu var. Hasan Akgün Silivri'yi de çok iyi bilen, bölgeyi de çok iyi tanıyan, Bora Balcıoğlu'yla da ilişkileri çok iyi olan bir belediye başkanı. Dolayısıyla tabii bizim de faydamız olacak. 2029 seçimlerinde ben Hasan Akgün'ün tekrar aday olacağını zannetmiyorum. Herhalde böyle bir kariyerin zirvesinde jübile yaptıracaklar Hasan Başkan'a. Ancak 2029 seçimlerine kadar İBB'yi Ekrem İmamoğlu'nun olmaz umarım ancak cezasının onaylanması halinde İBB Başkanı olarak Hasan Akgün seçilecek. Bu da size bir kulis bilgisi olsun efendim. Site sakinlerinden anlamlı icraat, para toplayıp kütüphane yaptılar. Bu çok hoşuma gitti. Selim Paşa Emlak Konutları site yönetimi kendi aralarında para toplayıp site sakinlerinden bir kütüphane inşa etmişler. Çok hoşuma gitti gerçekten. Tebrik ediyorum bütün site sakinlerini. Emeği geçen, fikir veren, buna katılan herkesi tebrik ediyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir çalışma. Başkan Balcıoğlu Sivas buluşmalarına katıldı. İBB'nin yeni kapıda düzenlediği Sivas kültür buluşmalarında bir de kendisine çok tatlı bir Sivas Kangal yavrusu hediye etmişler. Biliyorsunuz Kangal köpeklerinin bir görevi vardır. Kurtları boğarlar efendim. Sayın Bora Başkan nasıl dağ kurtlarını boğduysa Silivri'de, şehir kurtlarını boğduysa Silivri'de, Kangallar da kurtları boğarlar, öyle bir özellikleri vardır. Gümüşyaka'da astsubay intiharı. Efendim Gümüşyaka'da henüz 19 Eylül'de göreve başlayan ve 1999 doğumlu 25 yaşında gencecik bir jandarma astsubay Çavuş kendisine öyle canına kıymış efendim. Bu da günün acı haberiydi. Astsubay jandarma Çavuş İnan Temuçin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın inşallah. Kim bilir ne derdi vardı, kim bilir ne sıkıntısı vardı, canına kıymış. Ben şimdi buradan
Polis intiharlarından, asker intiharlarından yine bir girer çıkar ama ondan sonra Cemil'e bir haftalık daha malzeme çıkar. Cemil'in ağzına vermeye niyetim yok. Ne, laf vermeye niyetim yok. Orayı da kesin böyle. Onu şeyde atacağız, montajda atacağız. Cemil'in ağzına laf vermeye niyetim yok. Yani. Evet, Suat Demet abimiz Sivri Belediyesi çalışanı görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Ve Silivri Belediyesi Dostluk Parkı da açıldı. Ben bu park içinde yeni mahalleye kurulan Dostluk Parkı içinde Sayın Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok donanımlı, çok güzel bir park. Kendisine teşekkür ediyorum. Silivri'ye kattığı bu güzel eser için, birçok eserinden bir tanesi için teşekkür ediyorum. Erkan Pala, hayırlı akşamlar abi demiş. Bana mı demiş? Yok, bana dememiş. Hayır, Erkan Pala bana abi demez. Kime demiş? Diyemez çünkü. Erkan Pala herhalde benden büyük. Heh, Fatih Çepniye yanıt vermiş. Tamam. Okey. Onlar kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bizlik bir şey yok burada. Oktay Yüksel, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olması mümkün değil. Bugün basında yer aldı. Daha önce Umut Orhan hakkında açılan bir dava var. Aynen İmamoğlu'nunki gibi ahmak davasıydı. Beraat ile sonuçlandı. Bu da emsal teşkil edecek diyor. Aklına yine konuşturacaksınız. Ben olur gider ayak. Şimdi Sayın Oktay Yüksel, bunun gibi işte efendim böyle bir emsal karar var. Efendim işte şöyle bir şey var. Efendim bu düşünce özgürlüğü. Efendim bu işte ifade özgürlüğü. Bunun gibi kararlar, kurallar, böyle çıkarımlar hukukun işlediği, en azından birazcık bile olsa işlediği bir ülke için geçerli. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun birazcık bile işlediği bir ülke değil. Bunu hepimiz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz, ben biliyorum, Cemil biliyor, herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı kararlarını hakimler vermiyor. En azından yani tamam işte hırsızı falan filan şey yapıyorlar da biraz olay kara para aklama, dolandırıcılık falan gibi işin içinde paralı şeyler ya da siyasi davalar olunca artık karar hakimlerden çıkıyor. İşte AK Parti il başkanları, ilçe başkanları, bürokratlar ve en tepedeki sayın reis beyefendi ne derse o oluyor. Bu davada da reis beyefendinin gözü Ekrem İmamoğlu'yla kendisini ya da damadını ya da oğlunu ya da herhangi bir AK Partili adayı yarıştırmaya göze alamayacağı için hop kıvırdık Cumhurbaşkanı'nın hakareti. Göze alamayacağı için efendim. Dolayısıyla Sayın Reis ne derse o olacaktır bu davada da ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek. Çok büyük ihtimalle bütün hazırlıklar da buna göre yapılıyor efendim. Yani o işte emsal karar varmış, kılmış, geç onları. Bu ülkede diplomasız birisi Cumhurbaşkanlığı yapıyor anayasanın çok açık maddesine rağmen. Yani daha neyden bahsedelim? Mazlum Güçlü Gümüşhaka muhtarı, iyi yayınlar dilerim herkese. Selamlar diyor. Şimdi Mazlum Güçlü ile yayını da kapatacağız artık. Hadi son bir şey söyleyeyim. Mazlum Güçlü ile geçen bir telefonda konuştum. Ben biliyorsunuz geçen yayınların birinde yine böyle yayında selam vermişti. Ben de demiştim ki ben Mazlum Güçlü'ye tripliyim. Ondan sonra aradı beni. Dedi ki hayrola? Dedim tabii senin haberin yok. Ben sana kendi kendime küstüm. Neyse konuştuk. Ben rahmetli babasını da çok severim. Mazlum kardeşimi. Kendisini de tabii ki severim. Konuştuk kendisiyle. Güzel bir sohbetimiz oldu. Benim kendisini tribimde yok efendim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra bir şey yapmayın. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Bora Başkan Silivri birlikte güzel olacak demiş. Şerif Semercioğlu, Ferdi Konur dostum, arkadaşım, kardeşim. Teşekkür ederim Ferdi'ciğim. Bu daha yeni bir karar. Bu yüzden bugün istinaftan onanmış. Dediğim gibi yani Sayın Oktay Yüksel Beyefendi, bu ülkede Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasına dair Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyor. Daha ne istinafından ne bilmem nesinden bahsediyorsunuz. Yani
Hukukun olduğu ülkeler için. Evet, emsal kararlar vardır. Hukukun olmadığı ülkeler için. Patron ne derse o vardır. Bizim ülkemiz ikinci şeye geçiyor. İkinci kategoriye giriyor. Devlet postalı yalayıcısı arkadaşlar ne derlerse desinler. Özkan Çelik dün Silivri İYİ Parti basına kahvaltı verdi. Afiyet olsun. Benlik bir durum yok. Davet edilmeyenlere davulcu da zurnacı gider. Sayın Mert Erişkan'la görüşmemiz oldu. Davet edilmediğim için tabii ben herhangi bir paylaşımda da haber yapmadım. Davet edilmeyenlere kim gider? Ya davulcu gider ya zurnacı gider. Ben ikisi de değilim çok şükür. O yüzden bir sonraki kahvaltılarına eğer davet ederlerse icabet edemem. Ancak ben de kendilerine teşekkür eder. Gereken paylaşımları yaparım. Şu an benlik bir durum söz konusu değil. Bunu Sayın Mert Başkan yapıyor. Falanca ilçe yönetim kurulu üyesi işte davet etti de onun gözünden kaçmış falan filan. İşte öyle olmuyor. İlçe başkanına bağlı böyle şeyler. Neyse. Daha yeniler. Daha 3 günlük yönetim. 3 günlük ilçe başkanı. Çok da fazla. Hemen ilk günlerden denmeyelim. Efendim yayınımızın sonuna geldik. 1 saattir konuşuyoruz. Bizimki de Boğaz, bizimki de Can. İzleyen, dinleyen herkese şu ana kadar izlemiş olan, canlı yayında izleyen, yorum yapan, katkı sunan, fikirlerini sunan, herkese selam gönderen, herkese daha sonra izleyecek olan, kendi izlediği belli olmasın diye başkasının hesabından izleyecek olan, fake hesaplardan izleyecek olan, 4 kişi birleşik izleyecek olan, YouTube'dan izleyecek olan, WhatsApp'tan izleyecek olan vesaire vesaire. Şu ana kadar beni izleyen, buraya kadar gelmiş olan herkese efendim çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Olmasaydınız olmazdım. Hemen size şöyle kalbimi de yapayım. Buraya yapayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.